var. Bunlar biz her sene davet ederler. Onların festivallerine gideriz. Evet. Onlar festivallerine şurada gördükleriniz de 23 Nisan'da bilhassa biz bunları sizi ziyarette bulundular. 8 senedir şey yapıyoruz. Evet, onlar geliyor. 23 Nisan'da biz onları çocuklarını evlere misafir olarak veriyoruz. Evet. Kardeş çocuk yapıyoruz. Anladım. Ve o kadar memnun kalıyorlar ki işte gidiyorlar orada Türk kültürünü yemek yani bizim yaşam tarzımızı, gerek görüntülerimizi, o ev sahipleri yani gittikleri misafir oldukları evlere yani şimdi biz onları öyle evlere dağıtıyoruz ki bak soruyoruz kendi sosyal durumlarına göre dağıtıyoruz bakın. Evet. Mesela bir doktorumuz da çocuğu varsa alıyor. Hı-hı. Hatta kaymakamımız da alır. Çocukları var, hı-hı, alır. Öğretmen de alır. Öğretmen de alır. Market sahibi. Tamirci de alır. Bakın. Evet. Tamirci de çok ilginçtir. Adam tamir kıyafetleri, tamirci yani şey araç tamircisini tarif ediyorum. Gelir, alır. Yani oraya gelenler tüm sosyal yaşantıları görürler. Yok bizim işte sadece bu doktorumuz şey. Yok öyle bir şey yok. Yani isteyen gönüllü ailelerimiz. Öyle şeyleri, çocukları veririz. Bakın şuradakini daha şey yapın. Şurasını. Yeni yapılacak. Şunu şey yapınca siz bunları geçtiniz. Bakın şurası. Onları misafir ederler. İşte yanlarına hediyeler verirler. Hı hı. Ve daha sonra bu çocuklar birbirleriyle internet üzerinden de haber şey yapıyorlar. Görüşüyorlar. Haber. Başkanım burası nedir? Şimdi bu gördüğünüz yer eski bizim konak otelimiz vardı eskiden. Evet. O konak otelimiz bizim yol genişletmesi dolayısıyla yıkıldı. Hı hı. Yıkılınca burasını yeniden planlı projelerin benden önce çizilmiş. Sonra buraya biz Anıtlar Kurulu var biliyorsunuz. Bakın evet, şurada onun. Anıtlar Kurulu'ndan onaylattık burasını. Evet. Burası bizim bir bina. Bu yapılacak. Altları iş merkezi bunun. Üstleri gene o da iş yeri olacak. Üstü ne olacaktı? Daha önceki şeye göre belediye olacaktı. Fakat belediye yeniden bu sefer bir de hükümet binamız var, tarihi eser. Evet. O hükümet binamız da şurada. Bu sefer o şeyimizi, belediyemizi, şurada bakın, hükümet binamızı yapıyoruz belediye. Bunu da projeleri bitti, onaylandı. Evet, çok otantik görünüyor. Bu artık şeyde, ihale aşamasına geldi. Hı hı. İhale edilecek, restore edilecek. Evet. Restore edilecek. Burası belediye binası olacak. Öbürkü de var öyle. Sonra meydan düzenlemeleri var. Bayramış'ta 220 dönümlük bir kentsel sit alanı var. Yani o 220 dönümlük yer sit, kent sit alanı olarak kabul ediliyor. Onun içinde siz bir inşaat yapıyorsanız Anıtlar Kurulu'nun vermiş olduğu nasıl diyeyim, proje demeyeyim de bazı normları var onların. İşte penceresi, kapısı şöyle olacak. Evet, çatısı evet, bu şekilde olacak. Gerekirse çivi bile çaktırmazlar. Çivi çaktırmazlar. Olur. O anıt olan yerlere çaktırmıyor. Evet. Ama eviniz tescilli bir ev değilse de o tescilli binaya benzeyen bir bina yapıyorsunuz. O da daha önceden mesela 1974 senesinde bu şey gelmiş tescil. Ve yıllardan beri hiç elletmiyorlardı. 2 sene önce bizim bitti. 11. ayda. Bu 11. ayı geçince 2 oldu. 2'yi de geçti şimdi. Ne oluyor şimdi? Yani onu artık yapabiliyorsunuz. Evet. Sizin mesela o evinizin veya arsanızın belirli cephe özellikleri, dış özellikleri içine karışmıyorlar. Evet. Dış kısmını da o eski bayram için yapılarına benzer biçimde orijinalin birebir olur. Birebir böyle şeyler orijinalin birebiri tescilliler. Evet. Tescilli olmayanları da o tescilli binaya benzetiyorsunuz. Hı-hı. Ve büyük ihtimal 10 veya 20 sene sonra bayramımız çok değişecek. Çok değişecek. Bazı yerleri biliyorsunuz Türkiye'de de var. Hı-hı. İnsanlar sırf oradaki konutları böyle yapıları görmek için gidiyorlar. Avrupa'da da öyle. Ona dönüşecek. İnanıyorum. Peki biraz da kültür ve sanat etkinliklerinizden bahsedelim mi? Tabii. Birçok etkinliğiniz var, birçok festivalleriniz var biliyorum. Doğru, doğru. Bunları bize anlatır mısınız başkanım? Şimdi kültür ve sanat etkinliklerine mesela geçmeden şunu söyleyeyim. Hı-hı. Bizim en büyük gene bu halkımıza yaptığımız toptancı halimiz vardır. Evet. Bizim bayramımız sebze ve meyve. Hı-hı. Bizim biliyorsunuz elmamız meşhurdur.
İşte Bayramış'ta 120 bin ton elmaya kadar elma ürettiler. 120 bin ton. Evet. Bu da Türkiye genelinin %7,5'undan 10 arasında olduğu söyleniyor. Hı hı. Üretiminin. Bunun için biz bir hal kurduk. Bu halde şimdi her türlü meyve, sebze alınmaya başladı. Şimdi kültür ve sanat etkinliklerine gelince tabii her sene biz Ağustos ayında İLA kültür ve sanat şenliklerini yapıyoruz. İki senedir Temmuz ayını almıştık. Sebebi de Ramazan ayının gelmesindeydi. Biz belediye işte geldikten sonra bu 9 yıl önce Avrupa'dan kardeş şehir olarak Romanya'dan Campia Turzi isimdeki bir kasabayla kardeş olduk. Onlar biraz önce belirttiğim gibi bize geliyorlar. Biz onlara gidiyoruz. Geçen sene onlarda çok ilginç bir düzenleme yaptık. Zannedersem sizin bu radyonuzda veya işte görsel medyanızda da yayınlanacak. Düğün törenleri ya da nişan. Böyle bizim bir Türk günü yaptık onlara. Evet. Bu yaklaşık 2 saat falan sürdü. Hı-hı. Ona çok hayran oldular. Burada orada mı yaptınız? Hayır. Şeyde yaptık. Romanya'da. Oraya götürdük. Oradaki çocuklarımızı. Hı-hı. Oraya götürdük. Hem onlar Romanya'yı gördüler. Veya işte Bulgaristan'da da geçiyoruz. Oraları da gördüler. Onlar da senede mesela en az 3 veya 4 defa tiyatro getiririz. Ve bu tiyatrolar başta öğrencilerimiz olmak üzere halkımıza herhangi bir ücret karşılığında değildir. Ücretsizdir. Hı. Ücretsiz olarak onları biz sahneye koyarlar. Biz gelen şeylere, sanatçılara öderiz. İşte festivaller de yine aynı şekilde öderiz. Bu sanat ve kültür etkinlikleri için bu şekilde yaparız. Mesela 2 senedir de deve güreşi yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Ege'nin, Marmara'nın deve güreşleri meşhurdur. Bu Karadeniz'de yoktur. Evet. Böyle Doğu Anadolu'da hiç yoktur buralarda. Biz bunu geçen sene ilk defa bizim bu yörede yani başka yerlerde var mı bilmiyorum. Bayramış'ta ücretsiz olarak halkımıza yaptık. Onu da bir festival olarak deve güreşi. Ve bunu da sevenler var. Bunu da belirteyim size. Tabii, tabii. Yani her şeyin bir tabii, seveni var. Tabii yani ki. Yani her tabii şey haliyle. Deve güreşlerinde. Merakları var, deşeme koşturanlar çok, olmaz çok mı? Çocuklar, kadınlar da gidiyor. Bunlar tabii ki. Size. Yani bayanlar da merak ediyorlar. Hı-hı. Bizim çocukluğumuzda çok yapılırdı ama o bir ara böyle deve güreşleri şey olmuştu. Böyle ara vermişti, bitmişti falan. Bu sene biz onu festival olarak hatta üçüncüsünü yaptık sayılır ama ikincisini yaptık belediye olarak birini muhtarlarımız düzenlemişti, yardımcı olduk. Bu tabi devam ediyor festivaller. Bilhassa mesela sergilerimiz olur, resim sergilerimiz olur. Evet. Tohum takası belirttim size. Şimdi bu tohum takasını belki ilginç, nasıl bilmem, gördünüz mü? Eski tohumlarımızı takas ediyorlar. Yani şimdi hibrit tohumları değil. Mesela eskiden kavun, karpuz gibi, patlıcan, biber gibi ürettiğimiz o sebze ve meyvelerin tohumlarını size veriyorlar. Yazıyorlar mesela bir şeyin içine koymuşlar onu. Evet. İşte bu diyorlar patlıcan, kemer patlıcanı işte bir şeyi şuradan getirmiş. Siz de ona veriyorsunuz öyle. Bunları bu son yıllarda bu tohumların korunması gerektiğini artık anladılar. Çünkü biz tohumları biliyor musunuz? İsrail'den alıyoruz mesela domatesi. Evet. Ve sonra adamlar bize tohum vermezse ne olacak? Hibrit bir defa ekiyorsunuz onu. Bilirsiniz değil mi? Evet. O bir defa ekilir, bir daha ekilmez. Ama bizim tohumları ne değil? Tohumu ekersiniz, yeniden tohumluk bırakırsınız patlıcanı, o tabii, büyür. Tabii. Olgunlaşır daha doğrusu. O yine seneye tekrar kullanılır. Domates gene olgunlaşır, yeniden gene kullanırsınız. Ve bu şekilde başka yörelerden de geliyorlar bize. İzmir'den çok geliyorlar. Şimdi ne yaptınız? Yine artık işte, almıyorsunuz, kendi tohumlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Hayır hayır, bu halk kendi değişiyor. Bahçelerine ekiyorlar onları. Evet. Şimdi bizim Nisan'da yine var. Biz duyuruyoruz. Hem bizim köylerden geliyorlar, hem de dediğim gibi İzmir yöresinden, biraz da bize daha çok geliyor. Geliyorlar burada. Bu bir şey oluyor, etkileşim oluyor. Karşılıklı bir gezi de oluyor aynı zamanda. Bu haliyle gidip Kaz Dağları'nı görüyorlar. Bizim Kaz Dağlarımız meşhurdur biliyorsunuz. Tabii Kaz Dağları sadece bayramımızın değil, Çanakkale'nin de bu yörenin ve aynı zamanda dünyanın dünya mirası olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bilirsiniz herhalde Kaz Dağları dünyada oksijen bakımından oksijen üreten ikinci dağ olarak geliyor.
birisi Alp Dağları. Alp Dağları'nın oksijeninin bozulduğu söyleniyor. Neden? Sanayi fabrikalar daha çok olmasından dolayı, yakınlaşımlarından bizimkinin daha temiz olduğu belirtiyor. Tabii onda da en büyük başka bir handikapımız var. Yıpratılmaya çalışıyor, yok edilmeye çalışıyor. Bilhassa altın çıkarmalar, evet. İşte altın siyanürle, arsenikle, çok kuvvetli zehirlerle elde edildiği için dağların, bu Kaz Dağları'nın, çünkü üstü daha zengin Kaz Dağları. Bakın bizim sadece Bayramış'ta 120 bin ton elma üretiliyor. Bu da birkaç köyde üretiliyor. Yani 10 köyü geçmez bu. Evet. En ağırlıklısı Emciler'dir. Ve yöresindeki köyler vardır. Ya taş çatlası o köyleri tek tek saysanız 10 tane çıkmaz. Büyük bir kapasitesi var. Evet. Yani ve buradaki yetişen elmaların da nefaseti gerçekten de bakın deniz kenarında olan, yani daha düz ovada yetişenlerden çok farklı. Evet. O farkı da diyorlar Kaz Dağları'nın içindeki ekosistemden alıyor diyorlar. Yani oradaki havanın durumundan, toprağından kaynaklanan bir durum. Başka bir şey değil diyorlar yani. Oradan kaynaklanıyor. Tabii bu dağlarımızı yok etmemiz gerekiyor. Bunlar hepimizin görevi bizim. Tabii altında iyi bir şey herhalde. İyi bir şey dediğim yani para eden bir maden. Her maden var, demir de var. Bakıyorlar ama. O kadar altın için bu kadar büyük altını yok etmek. Çok değil. Yani şöyle mesela bize söylediklerine göre %4'ünü bırakıyorlar. Bütün altınları çıkarsalar 10 ton, 20 ton altın hiçbir şey değil. Evet. Maddi bakımdan çok büyük paralar da yapmıyor ama tahribatı çok fazla. Çok fazla tahribat. Bir defa alıyorsunuz, bir daha da yok. Bitti. Bunu biz çok hassas davranıyoruz. İnşallah ileride de teknoloji iyice gelişler eder. Tabii. Daha teknolojik zamanlarda hiç zarar vermeden olabilecek bir duruma gelir. Ona gelir, gayet ona gelir. Bozulmasın, doğamız bozulmasın. Ya şimdi 50 sene önce kimin aklına gelirdi? Burada bir konuşma yapacağız, Amerika'dan herkes duyacak. Değil mi? Yani çok veya Çin'den duyacak. Kimin aklına gelir ki? Evet. Ya şimdi fotoğraf makineleri var biliyorsunuz, film yok içinde. Çek de çek. Evet. Sonsuza kadar çekiyorsunuz. Aynen öyle. Tab etmek yok, bir şey yok, bakıyorsunuz. Evet. Bunu da tabii ki sizin dediğiniz gibi teknoloji gelişir. Hı hı. Daha sonra ne olur? Hiç zarar vermeden. Hiç zarar vermeden çıkarlar. Evet. İlla yani bunu çıkarmamız gerekiyor mu? Ben anlamıyorum yani. Bizden sonrakiler ne yapacak? Bizden sonrakiler de bir şey değil mi? Onlara mı yapacağız? Evet, peki. Yani bunu bir zarar vermenin bence hiç anlamı yok. Yani illa ben bunu alacağım diye burada. İşte denizleri mahvettik. Doğru söylüyorsunuz. Çanakkale'ye geliyorsunuz. Balık bulamıyorsunuz. Ne? Havuz balığı satılıyor. Değil? Öyle değil mi? Evet. Göl balıkları. Yani orada havuzlarda yetiştirilen evet, balıklar. Biz Çanakkale denizdeyiz. Ama denizlerin dipleri ne oldu? Balçık haline dönüştü. Bu sefer yiyeceğimiz balıkları ben gazetede okuyorum. Bunda da arsenik var, cıva var, şu var, bu var. Onu da yemiyoruz. Ya onu da yemeyi düşünmeye başladık yani balıkları. Şimdi kalan balıkları da düşünmeye başladık. Evet. Balık diyordu ki ya bu çok temiz işte. Denizde yaşıyor falan. İçinde organiktir. Yani falan. Oo, baktık ki bizim organik dediğimiz balıklar da zehirli çıkmaya başladı. Yani insanlar doğayı elinden geldiğince yok etmeye çalışıyor. Kendileri düşmanı yapıyor. İnşallah değişeceğiz. Yavaş yavaş inşallah değişeceğiz. Tabii bakış açımızı değiştireceğiz. Kültür falan arttıkça tabii bu i̇nşallah. Gençlerin. İnşallah gençlerin. 2014'te neler yapmayı planlıyorsunuz? 2014'te Bayram için nereye gidiyor? Bayramış 2014'te devam edeceğiz. Hiç durmayacağız ki yani yapacağımız daha şeylerin. Gelişecek. Mesela az önce söyledim size. Mesela burada unuttuğum bir şey vardı. Bir gençlik projemiz var bizim. Buradan girerken soğuk hava depolarımız vardır bizim. Onlar artık şey olmuş. Kullanılmıyor. Yani ömrünü tamamlamış. Bugünkü teknolojiye göre olmuyor. İşleri yok. Oraya gençlik şey yapacağız evi. Nedir o? İşte yüzme havuzu olacak. Bunun şey projeleri hazır. Yaptırdım ben, çizdirdim. 2014'te ona başlayacağız. Projesi hazır. Mesela yüzme havuzu var. Gençlerin kafeleri var. Onun yanında ne var? İşte spor yapacakları, kapalı spor alanı var. Açık şey var. Tenis kortundan tutun da halı sahası var. Aynı zamanda aletli jimnastik, yani jimnastik aletleriyle kapalı yerlerde. Bunların projelerini hazırladık. Şu anda 7-8 tane projemiz var. Kimisi başladı. Bu 2014'te başlayacak. Çünkü bunun yerinde bir sorun var. Daha önce yeri belediyenin işte sonra özel idareye bir kısmını vermiş. Oradan alınacak. Çünkü kendi mülkümüz olması gerekiyor.
Ve burada da dediğim gibi gençlere yönelik olarak bir gençlik merkezi yapacağız. Buna bir ihtiyacımız var. Şimdi seçimlerde bana sorarlar. Sizin dediğiniz gibi çocuklar soruyor. Başkanım, biz bu yüzme havuzunda ne zaman yüzeceğiz? Ben de onlara diyorum ki, biraz önce söylediğim gibi, çocuklar her şey sırayla olur. Ayağınızda ayakkabı yokken boynunuza kravat almanız çok abese kaçar diyorum ben. Tamam diyorlar o zaman bana. Ama öyle. Öyle. Şimdi onlara sıra geldi. Çünkü diğerlerini bitirdik veyahut da büyük bir kısmını bitirdik yani onun. Bu nedenle artık işte pazar yerimizi yaptık dediğim gibi. Toptancı halimizi yaptık. Sokaklara, bu sene mesela bu 2-3 senedir şeylere çok ağırlık verdik biz. Sokaklara. Sokaklara. En kenar mahallelerimiz dahi bizim kilit parkedir. Bakın çok kenarda olan mahallelerimiz vardı. Onlar dahi doğru düzgün yol yaptık onlara dahi. Çünkü herkesin bu ihtiyacı, ayağını çamura basmaması lazım. Elbette ki, elbette ki. Yani bu çok önemli. En önemli işlerim. En önemli işlerim. Ya şimdi ayağını çamura basarken giderim de diyorum ben çocuklar havuzun içinde yüzmeye başlarsan bu biraz olmaz diyorlar. O kaç kişi yüzeceksiniz burada diyorum, 100 kişi. Ama bak diyorum çamura basacak olanlar birkaç bin kişi. Bu nedenle sırayla onlara geliyor. Peki başkanım 2014'te aday olacak mısınız tekrar? 2014'te tabii yani daha adaylık süreci gelmeseydi büyük ihtimal oluruz aday. Yani çünkü her belediye başkanı potansiyel bir adaydır yani evet. Ben size söyleyeyim. Evet. Bizim de yapacak şeylerimiz var. Adayız tabii partimiz de uygun görürse biz yeniden aday oluruz. Yani yeniden hizmetlerimize devam daha ederiz. Hizmetlerimizi bitiremedik daha. Yani, yapacak çok şeyimiz var. Diyorsunuz. Yapacak çok şey var. Yapacak şey de bitmez yani. Evet. Bir arkadaşın söylediği gibi. İdealist olduğunuz bitmez. Sürece bitmez. Çünkü yapacağınız şey biterse o zaman hayat biter. Hiçbir şey bitmez evde. Evet. Siz evinizde yapacak işleri bitiriyor musunuz ilk önce? Bence ama bir belgeyi süreci bitmez. Bitmez yani. Hiçbir şey bilemezsiniz. Koltuğun burada alırsınız o bu tarafa geçersiniz. Evet. Öyle yapmıyoruz mu? Evet. Şeyini değiştiremiyorsanız böyle, dizaynla evi. Tabii ki. Tabii, yani bitmez. Yani bitmemesi gerekir. Yani bir de onun için insanın içinde bir istek olması lazım. Bir de o var. Yani bu çok önemlidir yani. Mutlaka isteksiz hiçbir şey. Başarıya ulaşamazsınız. Uğraşıyor olan mı? Siz zaten başarıya ulaşmış değil, bir de tescilli bir başkansınız. Tabii, projeler düşüneceksiniz kafanızda. İnanın bazen ben gece uykumu kaçırıyorum. Yarın sabah neler yapacağım diye gidip yazıyorum bir de kağıda. Uyku kaçıyor. Yani şunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız derken unutmayayım diyorum. Şimdi benim aklıma da geldi bunlar diyorum. Alıyorum kağıdı, yazıyorum. Telefonun yanına koyuyorum. Çünkü unutmayayım diyor. Orada duruyor telefonumun evet. Yanında. Unutabilirim şimdi yatınca diyorum. Ben belediye başkanıyım. Biz halka hizmet için varız. Başka hiçbir şey olmaz yani bunun şeyinde. Evet. Bu nedenle belediye başkanlarının en büyük görevi kendi bulundukları yerin halkına hizmet etmektir. Halk nasıl istiyorsa biz onu yaparız. Veyahut da şu daha güzel olur diye de söyleriz. Ama siz bunu istiyorsunuz ama bak biz böyle yaparsak bu daha güzel olur diye ikna etmeye çalışırız yani. Başkanım programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Evet. Siz başka eklemek istediklerinizi, söylemek istediklerinizi, sayın halkınıza söylemek istediklerinizi şöyle bir... Ben daha şeyden önce istediğinizi buyurun söyleyin. Hemşehrilerimi çok severim. Onlar evet. Da bilirler zaten. Biraz önce de söylediğim gibi küçük çocukluğumdan beri bu ilçede doğdum, büyüdüm. Evet. Hepsi benim yaşlılar, abim, amcamdır. Hı-hı. İşte küçükler benim kardeşlerimdir, hı-hı. Çocuklarımdır. Onlara her şeyde sevgiyle yaklaşırım. Her şeyleri gönlünce olsun isterim. Tabii ki ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Hep böyle denir ama biraz daha zor dönemden geçiyor. Ben o kanaatteyim. Çünkü yıllarımızı verdik bu işe. Ekonomik bakımdan birazsa insanlar çok daha sıkılıyor. Demokrasiden sıkılıyor. Çok fazla eğitimli olmayan insanlara pek demokrasi ilgilendirmiyor gibi geliyor bana. Onları da ekonomi çok fazla sıkıyor. Doğru yani akşam evine bir şeyler götürememek insanları çok büyük üzüntülere ve şeye yükler yani yük bilen sırtına. Çocuklarına istediğini yapamamak o çok zor, çok kötü bir şeydir yani. İstediklerini demeyeyim, ihtiyaçlarını karşılayamamak. İhtiyaçlarını, bazı bir de istekler olur. Yani evet. Şimdi bakın çocuktur bunlar, ben öğretmenlik yaptım. Evet. Yani karşısında görürler, ihtiyacı değildir ama isterler. İster o çocuktur. Bu acaba evde neden yoktur diye
giyemez. Yani 3-5 yaşındaki çocuğun böyle bunu idraki olmaz bir defa. Ama o ana baba ne olur o zaman? Çok üzülür. Biz de ana babayız yani. Dedeyiz hatta. Çok üzülür. Bu nedenle gençlerimize, yalnız şunu söylemek istiyorum çocuklarımıza. Buradan ben çevresini temiz tutsunlar. Her okullara gidince de söylüyorum. Çocuklar, bakın siz bu ülkenin geleceğisiniz. Şey yediğiniz zaman, bir şey yediğiniz zaman, yani bunu orada çöp sepeti yoksa cebinize koyun. Götürün evde atın. Biz şehrimizin birçok yerine artık küçük küçük çöp şey kutuları koyuyoruz. Ama ola ki yoktur geçtiğiniz yerde, atmayın yere. Ne olur diyoruz. Çünkü oradaki rüzgar bunu başka yere götürüyor. Ben Avrupa'ya gittiğim zaman, biraz önce o kardeş şehrimizi, inanın o 9 sene önce gittiğim zaman bir sigara izmariti dahi göremedim yerde. Bakın onlar da bozulmaya başladı. Ne zaman bizim ülkelere gelmeye başladılar? Ya bakıyorum bu sefer onlarda sigara izmaritleri, kağıtlar olmaya başladı. Hiç yoktu. Hiç, ama ciddi söylüyorum. Bakın şu oturduğumuz yer gibiydi, buz gibiydi. Ya bu çok önemli. İnsan olduğu yeri pislettiği zaman, diyorlar kimisi çöpçüler onu temizler. Kim çöpçüler temizler de. Siz annenizin, yani evde otururken bunu işler anneniz yaptığı için söylüyorum. Babalar elini alıp da süpürge yapmıyor. Atıyor musunuz bir yere bir şeyi? Kağıdı şuraya buraya atmıyor musunuz? Atmıyoruz. Neden? Bir kere evin anası kızar. Tabii. Ne yaptın onu? Al bakayım oradan der. Çoraplarını şuraya koy, buraya koy. Değil mi? Tabii. Haklı. Haklı zaten. İşte ben de diyorum ki belediye başkanı olarak nasıl onlara anneleri kızıyorsa, ben de diyorum ki kızmıyorum ama onlara ben rica ediyorum, istiyorum çevrelerini temiz tutsunlar. Ne olur yani o kağıtları oraya buraya atmasınlar. Ayıp oluyor bir de yani. Bu yabancılar geldiği zaman, yabancı dediğim benim, ilçemize başka bir yerden gelenler. Evet, misafirler. Ha, misafirlerimiz. Nasıl size dışarıdan misafir geldiği zaman ya ayıp oluyor bunları şuraya buraya atmışsınız demez misiniz? Tabii ki, ha, tabii ki. İşte biz de o yabancı diyelim. Yaşam alanında muntazam isteriz. Misafirlerimiz geldiği zaman yani ben üzülüyorum bazen böyle görüyorum. Hemen çöpçülere gidin, onları çapurdan kaldırın diyorum. Üzülüyorum ama onları kim atmış? Gene bizim çocuklar atmış veya insanlar atmış. Bakın bir şeye, semtimize yol yaptırdık. Çok kötü diyorlar ama gerçekten çok kötü. Birkaç oldu gidiyorum. O yolları güzelleşince halkımız da atmıyor bu sefer. Ve birbirlerine uyarmaya başlamışlar, duydum ben. Hatta kavga etmişler, bir tanesi atmış bir bayanı. Çabuk demiş, al onu oradan. Neden? Demiş, belediye güzel yol yaptı bize. Bu yol bizim, mahallemizin yolu. Evet. Şimdi o ben bayanı bulamıyorum, söyleyeni. Söylüyorlar, diyorum ki bulsam ona meclisten şey çıkaracağım, ödül çıkaracağım meclisten. Çok hoşuma gitti. Demiş, alacaksın onu, çöp kutusunun içine koyacaksın. Ve koydurmuş onu. Evet. O mahallenin, mahalle diyelim, o sokağın insanları benim ilçemdeki diğer sokaklardan çok daha itina gösteriyorlar. Ve duyuyorlar herhalde bunu, duydukça daha da güzel itina gösteriyorlar. Evet. Yani duyuyorlarsa ben onlara çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Burada bizim Karaköy yolumuz vardır bir, orada hamam altı tabir ederler. Hı-hı. Mevkiler vardır küçük böyle yerlerde. Oradaki halkıma çok teşekkür ediyorum. Yani diğerlerde temiz tutsa da onlarınki bir başka. Ben sık sık gidiyorum, bakıyorum, inanın bir tane çöp binene bir tarafa atmıyorlar. O çöpleri çöp konteynerlerinin içine koyuyorlar, ağızlarını kapatıyorlar. Temizlik işçilerimiz gelince de onu alıp giriyor. Evet. Ne güzel bak. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hepsi böyle yapsa daha güzel olur. İnşallah. Ne güzel olur. İnşallah. Ya o halkım, oradaki yaşayan insanlarıma, yani halkıma, hemşerilerime gene teşekkür ediyorum. Evet. Hoşuma gidiyor çok. Biz de size çok teşekkür ediyoruz başkanım. Rica ederim, ben teşekkür ederim çok size. Çok sağ olun. Bizi konuk ettiniz, buradan seslenme şeyi verdiniz, bize fırsatı verdiniz. Demek, ne demek? Bunun için ben teşekkür ederim buraya, yani sizlere, baştan burada Boğaz medyamıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda herhalde artık akşam oldu, halkımıza iyi akşamlar diliyorum, hemşerilerime, bizi dinleyenlere, evet, hepsine iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür. Tekrar tebrik ediyorum aldığınız sağ olun, ödülden, layık gördüğünüz ödülden dolayı. Ve bunun dışında birçok muhabbet, birçok sohbet, birçok program yaptık. Ama en baba muhabbet, en baba sohbet bu oldu. Size ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim.
Evet, değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Boğaz Medya olarak Radyo Boğaz ve Burası Çanakkale İnternet Televizyonu ortak yapımı programımızı izlediniz. Bugünkü programımızda Sayın Başkanımız Bayramiç İlçesi Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer bizlerle birlikte oldu. Bir başka bir programda başka konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.